Kaça yıkıyorsun bir arabayı? Sana ne be baykuş? Cevap ver, bir şey sordum. Buyurun, iyi günler. Cafer'cim iyi günler. Yıkadın mı bizim arabayı? Yıkamaz mıyım? Kar beyazı vallahi, aydın ve baksana. Sağ ol. Bilgisayarda bozuk var mı? Kalsın efendim, sonra verirsiniz. Damat Bey! Efendim? Ben de şimdi Cemil Bey'i soracaktım. Kapandı mı sizin radyo? Rütük kapattı evet, iki gün. Seni de işten kovmuşlar. Anam. Yok öyle bir şey. Ya senin başka işin yok mu Cemil Bey ya? Oo. Ya bırak enişte, hadi yürü. Aydın Bey, uyuma şu sarhoşa, bırak. Ne dediğimi biliyor mu? Buyurun. Başımı belaya sokacak. Üf Aydın, tanımıyor musun adamı? Benim adım Cemil, böyle bir çakarım. Aman Ali, saçmalama, yürü hadi. Emrin olur sahip. Güle güle. Bak nasıl saklıyor hayırsız damat. Kaldırmışlar onun programını radyodan. Bütük bütük laf. Yahu bize ne Cemil abi? Oo. Adem pilav arabasını almaya gitti Gül. Aa, hadi hayırlısı. Bu sefer para kazanacağız inşallah. İnşallah. Limonata işine benzemesin de. Gülsüm Hanım. Efendim. Sizde mi kalacak o kardeşlerin devamlı? Yok şimdilik. Hmm, bilelim de otel değil burası. Bekar odasına döndü aşağısı. Allah Allah. Hesap mı vereceğiz bunun içinde artık? Ne olmuş birkaç gün ablalarında kalmışlarsa? Vereceksin tabii hanımefendi. Yol geçen hanım mı burası? Oturduğun yer kendi eviymiş gibi konuşuyor. Orası apartmanın müşterek malı. Malınız başınıza çalınsın inşallah. Adam doğru söylüyor şimdi ama Gül. Senin kardeşlerin de çok rahat. Şu saat oldu, hala uyuyorlar bak. Enişte. Evet. Programı sen mi bıraktın, onlar mı sana git dedi? Ben bıraktım oğlum. Rütük iki gün kapatınca denetime başladılar. Çetemete lafları etmiştim ben de. Bağlantıları mı var? Ne bileyim oğlum. Kimin eli kimin neresinde belli mi şu ortamda, baksana. Ali bak, annemlerin bundan haberi yok ona göre ha. Sakın duymasınlar. Tamam abla, çocuk muyuz? O kadar söylüyorum işte. Anlaşıldı sahip. Bulurum ben kafama göre bir radyo oğlum. Var zaten birkaç yerden teklif. Aa, geçtik Aydın, geçiyoruz. Neyi geçtik ya? Zeynep'i alacaktık ya, bekliyor kız. Daldım be enişte. Daldım vallahi. Zeynep. Geldim. Merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Ne haber? İyilik, senden ne haber? Az kalsın seni unutup gidiyorduk Zeynep. Günaydın. Günaydın. Eniştem sıkıntılı bugünlerde. Ne oldu? Radyodaki programını kaldırdılar. Aa, niye? Onlar kaldırmadı Ali Bey. Enişten kaldırdı. Sansür Zeynep'ciğim, sansür. İhale çetesinin damarına bastık herhalde. Yazık, üzüldüm. Üzülecek bir şey yok bunda canım. Bütün radyolar eniştemin peşinde. Dalga mı geçiyorsun sen? Bizim için paradan daha önemli şeyler var hayatta Ali Bey. Özgürlük gibi mesela. Bizim için de özgürlük çok önemli Aydın Bey. Devam edin lütfen. Ali Bey'in mi bu bana giydirdiğin gömlek? Evet, başka kimin olabilir? Yarışıyorlar Aydın'la. Markasını görmedin mi? Piyasadaki en pahalı gömlek. Yazık ya. Şimdi git Mahmut Paşa'ya dörtte bir fiyatını alırsın şunu ha. Mahmut Paşa'dan alışveriş yapar mı bunlar Şükrücüğüm? Rica ederim. Düşüncesizce para harcıyor bu çocuklar Nazan. Hadi Aydın kazanıyor, bizimkine ne oluyor öyle? Bilge de öyle. Bugün ellerine geçeni bugün acil bitirmek zorundalar sanki. Piyasa berbat Nazan. Herkes hesabını bilmek zorunda. Ekonomik kriz kapıda falan diye milleti hala uyutmaya çalışıyorlar ama kriz çoktan geldi. Birçok firma kapanıyor. Birçoğunda da işten çıkarmalar başladı. Vah vah vah. Kış ortasında ne yapar insanlar? Siz de mi durgunsunuz Şükrücüğüm? Çok durgunuz Nazancığım. Anlatmıyorum ama canın sıkılmasın diye yani. Farkındayım, ben de sormuyorum daha fazla sıkılma diye. Şirketten para çekemiyoruz eskisi gibi. Vergiye biraz para ayırdık, ona da dokunamıyoruz. Bakalım, birkaç ay daha dişimizi sıkacağız.
Sonra ne olacak? Bakalım. Hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Bilge ile konuşacağım. Bu böyle olmaz. Ne konuşacaksın? Eve katkıda bulunsunlar biraz Şükrücüğüm. Kazandıklarını üstlerine başlarına harcıyorlar. Yazık değil mi sana? Bugünlerde konuşma istersen Nazan. Yanlış anlaşılabilir. Ne varmış bunda yanlış anlaşılacak? Sorumluluk duysunlar biraz. Aydın'ın durumunu beğenmiyorum Nazan. Bize bir şey söylemiyorlar ama galiba işten ayrıldı. Aa, yapma. Ay! Yavaş oğlum. Sana da ol dedi, koparıyorsun. Elimi sürmedim daha anne. Senin de canın amma kıymetliymiş. Ol hadi ol, dikkatli ol. Bağırma sonra ama ha. Tamam. Aa! Ah! Anacığım bundan daha yumuşağı olmaz ki. Yapmayayım istersen. Yap yap, iyi geliyor hadi. Gel bakalım. Ah, ay, ay, ay devam et, boş bulundum hadi. Tamam. Şevket, bağırtmasana şu kadını. Azdın ha koca ellerinle. Ya bir şey yaptım yok ki. Huylanıyor. Buyur anneciğim. Acıtır mıyım ben annemin canını? Sadist miyiz biz tahta kafa gibi? Bunlar yine kavga ediyorlar Şevket. Sıktılar ama ah. Ay, bak yine kopardı. Tamam, özür dilerim. Bak bu sefer haklısın. Dur bakayım. Buyur teyze gözlüğün. Buldun da neredeymiş? Yatağın altına düşürmüşsün teyze. Ne olmuş yine? Peki anlayamadım ama Cem Bey kızı Nimet Hanımlara yollamak istemiyor. Onları mı dinliyordun? Ay yok canım. Cem haklı. Ben de olsam yollamam çocuğumu o tımarhaneye. Çocuk bahane Şevket. Nimet iş kurun, para vereceğim diye bastırıyormuş hala Özge'ye. O da bunu ciddi ciddi düşünüyor ha. Yazık yazık. Demek bizim söylediklerimiz bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Anneannesine de mi gidemeyecek bu çocuk artık Cem? Ay seni hiç anlamıyorum. Kavga ediyorlar yanında kedi köpek gibi Özge. Etkileniyor çocuk, istemiyorum. Hiçbir şey olmaz, ben yanındayım. Nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorsun? Ben de seni hiç anlamıyorum. Sesini yükseltme Cem, çocuk bundan da etkileniyor. Bu ortamda ne iş kuracak bu kız ya, hayal. Koskoca şirketler küçülme yoluna gidiyorlar. Bazıları sadece kağıt üstünde kaldı. Battılar. Biz bile her an batabiliriz. Allah korusun. Öyle anne, şakası yok bu işin. Bugünlerde değil yeni iş kurmak, kurulu işi bile yaşatmak zor. Şükrüyle hesap yapıyoruz sabahtan akşama kadar. Çıldıracağım valla. Aman oğlum, her şeyin başı sağlık. Zorlamayın kendinizi o kadar. Ah Nimet ah, girdi şu kızın aklına. O da bilmiyor mu anasının ne olduğunu Mine? Evet kızım vallahi, şimdi ben söyleyecektim ağzımdan aldı. Bırak ya, bunda da var anası gibi bir eksiklik. Söyleyeceğim kötü olacağız. Bu ne ihtiras ya? Geldiler. Şevket kes, duyacak kız. Duysun vallahi. Yetti ya. Baba hadi biz gidiyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum güle güle. Ha, onları Nimet Hanımlara bırakıp şirkete geleceğim baba, konuşuruz. Gel oğlum gel, konuşalım iyi olur. Tamam. Güle güle.